Ana habere yine günün öne çıkan gelişmesiyle devam edeceğiz. Neydi o sevgili seyirciler? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal kapsamında biliyorsunuz arka arkaya KHK'lar yayınlanmaya devam ediyor. Bunlardan ikisi dün yayınlandı ve çok büyük tepkilere neden oldu. Benim görebildiğim kadarıyla şu an itibariyle sadece MHP lideri Devlet Bahçeli'nden destek var diğer siyasi partiler bazında. Ama tepki çok büyük. E, tepkilerden biri de biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'dan gelmişti. E, acilen e, geri, çekilmesi, e, geri çekilmesi gerektiğini söyledi Metin Feyzoğlu. E, aktarmıştık sizlere ama tekrar bir hatırlayalım. Kendisi de stüdyomuzda konuğumuz ayrıntılarını konuşacağız. Bu KHK insanların yaşam hakkını tehlikeye atmıştır. Çünkü 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için sivillerin silah dahil ilk bakışta ne olacak denilebilecek bu düzenlemeye. Bir kez daha göz gezdirdiğimizde vehameti görmekteyiz. Soruyorum. Darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir? Kim neye göre bunu tespit edecektir? Ve bir kez daha soruyoruz. Türk Ceza Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin ötesinde mutlak bir sorumsuzluk getiren bu düzenlemeyle kim neyi amaçlamaktadır? Güç kullanma yetkisi sadece devlete aittir. Devlet tarafından bile bu yetki kullanılırken evrenselleşmiş hukuk ilkelerine uygun davranılması gerekir. Bu KHK ile ise peşinen ve hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulmaksızın söz konusu güç kullanma yetkisi, başkalarına devredilmek istenmektedir. Bu düzenleme, bazı kişilerde, ben devlete ait bu yetkiyi kullanırım, bırak cezayı, tazminat bile ödemem, parasal hükümlülüğüm bile olmazdır şeklinde bir sorumsuzluk algısı yaratmaya elverişlidir. Bu sebeple, Sayın Cumhurbaşkanını ve Bakanlar Kurulu'nu 696 sayılı KHK'yı topyekün ve derhal geri çekmeye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuyu milli bir mesele olarak ele almasını, her türlü siyasi parti kaygısının üzerine çıkmasını ve acilen çözümlemesini diliyoruz. Ve Sayın Feyzoğlu stüdyomuzda demiştik. Sayın Feyzoğlu hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Muhakkak ki başka çok önemli ayrıntıları da var ama ben önce bu sivil muafiyetle, suç işleyen sivillere muafiyetle ilgili başlamak istiyorum. Çok büyük tepki var dedik eski yeni yöneticilerden. Bunlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Diyor ki 15 Temmuz sayın darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KYK'nın yazımında Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti açısı anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum diyor. AKP'den gelen açıklamalara döneceğim ama işte TÜSİAD'dan tepki var, e, STK'lardan var, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok ciddi var. Sizin açıklamanızı az önce getirdim. Önce bununla başlayalım. Sivillere muafiyet lütfen. Efendim öncelikle e, Sayın Abdullah Gül'e teşekkür ediyorum. E, bizim açıklamamızdan sonra e, o açıklamayı kullanarak destekleyici mahiyette bir e, açıklama yapmıştır kendileri. E, yapıcı e, bir yaklaşım sergilemiştir e, gerçekten. Yani ben bir hukukçu olarak gayet net konuşayım size. Bahsedilen maddede aslında bir muğlaklık da yok. Tamamen ucu açık. Böyle bir tarih ifade etmeksizin sivillere devlete ait olması gereken yetkiyi devreden bir madde. Güç kullanma yetkisini devreden. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü. Yani yanlış anlamalar var. Bu sadece... Evet. 16'sıyla 15'inden sonra 16'sıyla sınırlı bir maddedir deme hı hı. zorunluluğunu e, herhalde gördü. Daha sonra Sayın Adalet Bakanı böyle bir açıklama e, yaptı. Onlara da birer e, ceza hukukçusu, bir hukuk profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı sıfatlarıyla ayrı ayrı e, cevap vereyim. E, olumlu bir e, bir yumuşama e, görüyorum. Bundan memnuniyetimi dile getirmek istiyorum bu yumuşamayı şimdi somutlaştırmak lazım. Çünkü vatandaşlarımızın canı her türlü siyasi çekişmenin üzerindedir. Yani bu söylediklerini KYK'ya yansıtmaları lazım. Nitekim Abdülkadir Selvi o dünyaya o yakın bir evet, yazar diye malum kendisini evet. de takdim eder. Sayın Selvi bugün yaptığı bir işte açıklamada bir verdiği bir beyanatta hukukçuların görüşlerine değer vermek lazımdır. Ve bu e, KHK maddesinin e, düzeltilmesi lazımdır. Çünkü e, ucu açıktır e, dedi. Gerçekten de maddeye baktığınızda e, devamı niteliğindeki eylemler e, diyor. Yani 15 Temmuz'un devamı niteliğindeki eylemler diyor. E, bu devamı niteliğindeki eylemler e, sayılmıyor. E, tamamen sonsuz e, bir açıklık var. Sayın Cumhurbaşkanının pek çok açıklamasında da 15 Temmuz bitmedi, 15 Temmuz girişimi aslında devam ediyor. O hal 15 Temmuz'un devamını önlemek için var diye biliyorsunuz ifadeler evet, evet. yer alıyor. Yani sık sık. bugün o halin varlık sebebine 15 Temmuz'un devam ettiği, 15 Temmuz'un e, 15 Temmuz'u yapanların e, bu amaçlarını devam ettirdiği iddiası değil mi? Evet. Dolayısıyla e, yarın öbür gün seyircilerimizin zihnini e, biraz daha somut bilgilerle netleştirmek adına söylüyorum. E, yarın öbür gün mesela bu ile işte taşeron işçisi, işçiliğinden e, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek istenenler deseler ki biz kıdem tazminatımızdan vazgeçmeye zorlanıyoruz. Birikmiş bir ömür biriktirdiğimiz kıdem tazminatımızı yakmak istemiyoruz. Bize de söz verdiğiniz kadroya geçirmek için biz sokağa çıkıyoruz deseler, ellerine pankartları alsalar son derece barışçı. Evet. Son derece barışçı. Veya e, diyelim ki bir yerde işte kadınlara e, yönelik işte ayrımcılıklar arttı. E, işte Kezzaplar döküldü. Bu kıyafetler niye çıkıyorsun dendi. Ve çok sayıda kadın ellerine pankartları aldılar. Kadına kul muamelesi yapmak, kadına ikinci sınıf muamele yapmak olmaz. Protesto ediyoruz diye sokağa çıktılar. Bir grupta dedi ki siz 15 Temmuz'un devamını istiyorsunuz. Evet. Yürüyün dedi. Öyle ellerine. karar verdi. Öyle gördü. Çünkü evet. bu yetkiyi vatandaşa devretmiş, yani sivillere devretmiş KHK şimdi e, Sayın Adalet Bakanı e, yok öyle bir şey bunu böyle yorumlamamalıyız diyor ama e, bunu bir siyasetçi olarak söylüyor Ben e, eminim ki bir hukukçu olarak bunu okuduğunda hı hı. E, o da biliyor ki ucunu açık bırakmışlar maddenin Bence kimin yazdığını arasınlar bulsunlar Yani bu maddeyi kim onlara yazıp e, okutmadan imzalattıysa Orada bir sorun var. Peki bu bir hukuk yanlışı mıdır yoksa siyasi bir amacı mı e şimdi size? ben e, isterseniz niyet okumayım. E, bunun Ya yani yapılabilir mi böyle bir şey? Efendim hukukçu... şöyle bir şöyle hukuk yanlışı bu. Çok çok e, temel bir hukuk yanlışı. Kapalı kapılar ardında sarayda e, kanunla dahi yapılamayacak düzenlemeleri yapmaya kalkarsanız e, bu vahim yanlışları yaparsınız. Yani zaten konu bir hukuk yanlışı baştan sona. 696 sayılı KHK'nın ve önceki KHK'ların tamamı tamam. hukuk yanlışı. Ee, yani bir ay anladık, iki ay anladık, üç ay anladık, beş ay anladık. Artık e, KHK ile devletin temel yapısı Değişti işte yargıçların özlük haklarına efendim şeker kurumunun kapatılmasına falan geldi. Evet. Şimdi gündemi değiştirmemek adına oraya girmiyorum hı hı. şu şu anda. ben iktidar partisinden ve hükümetten olumlu i, sinyaller alıyorum. Sayın Selvin'in dediğini de önemsiyorum. gerçekten de Sayın Adalet Bakanının ve işte iktidar partisi sözcüsünün söylediği gibi düşünüldüyse, bakın bırakın öyle diyelim, öyle düşünüldüyse hemen ilk iş bir KHK daha çıkarsınlar, bunu gece yapabilirler. Yani hemen şu anda bir saat içinde Zaten yap öyle yapıyorlar. yapabilirler. Mükerrer resmi gazetede de matbaayı çalıştırırlar, basarlar, sabah elimizde olur. Bunu değiştirsinler çünkü bir saat sonra bunun neye mal olacağını bilmiyoruz. Yani bakın bir saat sonra bu maddenin eee o teröristti. 15 Temmuz'un devamını istiyordu. O sebeple eylem yapıyordu. Ben ondan kafasını kestim. Ondan evini bastım. Ondan evini yaktım e, diye birisinin galeyana gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ve e, sizin vasıtanızda bir kez daha soruyorum. E, bu işte e, halk özel harekat e, adı e, höh e, gibi e, silahlı e, gösteri yapan sosyal medyalarında silahlar kuşanmış bir şekilde kendilerini takdim etmekten böyle mutluluk duyan gruplar bu maddeyi nasıl anlayacaklar, nasıl algılayacaklar? Ben bakın tam 27 senelik hukukçuyum, 25 senelik hocayım, kürsüye çıkıyorum. Hukuk tarihini de incelemiş biri olarak söylüyorum. Ne Hayatımda gördüm böyle bir maddeyi. Ne Cumhuriyet tarihinde gördüm. Ne de kendisine devlet diyen bir devletin böyle bir madde çıkardığını gördüm. Bu maddeyle devlet olarak devamınızı sürdüremezsiniz. O yüzden e, gelin yol yakınken. E, şu bir saat iki saat içerisinde diyorum ben. Hadi bilemediniz sabahleyin. Şu KYK'yı çıkartın değiştirin. Çünkü bu halk huzur istiyor. Bu halk güvenlik Tabii, istiyor. Evet. Bu halk... Devletine sığınmak istiyor. Devletin güç kullanma yetkisini, silah kullanma yetkisini sokaktaki insanlara devretmek istemiyor. Bu 15 Temmuz gecesi canlarını veren demokrasiyi Büyük Millet Meclisini bu vatanı korumak için gözünü kırpmadan şehit olanlara da büyük saygısızlık. Evet. Onlar bunun için şehit olmadı. <laughs> o yüzden o yüzden çok yapıcı yaklaşalım. Bu arada e, bunu toplumsal çeksinler. anlamda silahlanmayı da göz önünde bulundurmakta fayda var. E, bakın çok ciddi bir silahlanma var. Evet. E, maalesef Türkiye'de e, neredeyse işte silahsız insan sayısı e, yok denecek kadar az. Modifiye silahların alıp başını gittiğini, e, tek tek değil, e, işte tek atan tabancaların çok basit bir işlemden sonra çok atar hale getirildiğini e, dehşetle dinliyoruz mermi istikaklarının 250'den bine çıkarıldığını İçişleri Bakanlığı'nın izniyle biliyoruz geçtiğimiz sene bin mermi ne demek Efendim yani yıllık yıllık bir kişinin 250'lik normal işte taşıma ruhsatının 250'lik mermi hakkının bine çıkarılması falan bunlar endişe verici gelişmeler biliyorsunuz geçen sene işte herkes silahlanmalıdır, silahlanmayı teşvik etmeliyiz gibi cümleleri de hatırlıyoruz. Hepsini yan yana koyduğunuzda bu madde bazı kişilerde, bazı gruplarda akıllarına göre ya da hiç akıllarına geldiği gibi başkaları üzerinde öldürücü güç kullanma yetkisi olarak anlaşılacaktır. Bunun böyle anlaşıldığı bir tek olay bile olsa, Türkiye'de dinamitin fitilini ateşler. Dinamitin fitilini ateşlemek Türkiye gibi gergin ve kutuplaşmış toplumlarda kolaydır. Söndürmeyi kimse beceremez. Sonunu görmeyiz o işin. Yani e, basın toplantısında da arz ettim. E, başımıza kaya düşebilir diyorum ben. Kaya düşebilir diyene saldırılmaz. Kaya var mı orada? Hakikaten düşebilir mi diye bakılır. Kaya düşebilir diyene saldırırsan ve kaya düşerse onun geri dönüşü olmaz. Hepimizin üstüne düşüyor. Benim ne ayrı gemim var ne gemiciğim var. Bu ülkede yaşıyorum, gidemem ben. Aynı gemideyim. O yüzden kimse aynı gemideyim dediğimde rahatsız olmasın. Başka bir gemimiz mi var? İşte Türkiye gemisindeyiz hepimiz. Evet. Ve kaya düşebilir diyorum. Bu kaya düştükten sonra "Aa kaya düştü." demenin kimseye faydası yok. Şimdi söylemek lazım ve şimdi bunu söylüyorum. Ee, ve ben e, geri dönüleceğine inanıyorum çünkü millet bundan rahatsız oldu. Çok. Millet bundan rahatsız evet. oldu. M milletimizin e, çok ciddi e, bir sağ duyusu e, ve öngörüsü var. Bundan rahatsız oldu. Huzur, sükun, güvenlik isteyen Türk milleti bu bundan e, rahatsız oldu. Evet. Ve ve e, onun tepkisiyle şu anda e, biz 16'sını kastetmedik zaten diyorlar. Milletin tepkisiyle okudular. Bir daha belki bir kısmı hmm, okudu. Ben bakanların hmm. okuduğunu falan düşünmüyorum. Ee, bunu ya ne yazmışız biz. Ya bunu keşke bize daha önce söyleselerdi. Eminim şimdi bazıları içeride soruyor, soruşturuyor. Ee, ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, bugün basın toplantısında seslendim. Bir kez daha sesleneyim. Şöyle dedim. Yani ne yaptığınızı biliyor musunuz dedim. Gerçekten okudunuz mu? Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Ben ne yaptığınızı bilmediğinizi düşünmek istiyorum. Gerçekten bunu düşünmek istiyorum. Çünkü ne yaptığını bilen birisi bunu yapmaz. E, ne yaptığınızı bilmeden bu maddeyi geçirdiğinize inanmak istiyorum. O zaman bunu size geçirteni bulun dedim. Bunu size imzalatanı bulun. Vahimdir bu. Ve bir daha da tabii e, bu KK'larla Türkiye yönetmeye kalkmayın. Mecliste tartışılsa e, bu kadar korkunç bir madde emin olun geçmezdi. Kendileri de fark, fark ederler. ederlerdi. Kendileri fark evet. ederlerdi. Şimdi bir hukukçu olarak siz hiçbir siyasi amaç gütmeden burada neler olabileceğini hatta en uygun dille anlattınız. Ne zaman, güt, ne zaman gittik ki bir, bir siyasi parti amacı güttük? Ne, evet. fa, ne faydası var ki? Ne kazanabiliriz? Yani bunun siyasilikle, siyasi düşünceyle alakası yok. Ortaya çıkabilecek felaketi anlattınız. Efendim, e, F tipi suç örgütüyle, cemaatle el ele kol kolayken ben e, Türkiye'yi ve kendilerini, bu cemaat yapısına karşı uyaran insanım. Evet. Yani ne menfaatimiz olabilir ki? Ben istemez miyim pazar günümü huzur içerisinde geçirmek? Pazar günü bir kalkıyoruz hayatımda bugüne kadar görmediğim ve hukuk tarihinde de okumadığım vehamette bir maddeyle karşılaşıyoruz. Yani benim uykumun kaçmasından ne menfaatim var ki? Evet. Şimdi benim görebildiğim kadar dün geceden bu yana bu KHK'lara destek çıkan kimse olmadı. Ta ki akşamüstü MHP lideri Sayın i̇ktidar Bahçeli. İktidar partisi bile desteklemedi aslında. İktidar partisi sözcüleri evet. bile açık desteklemedi. Kapı açık kapı bırakıyor onlarda. Ta Tabii ki Sayın Bahçeli, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasına kadar siz de varsınız içinde. Twitter'dan yaptı gene açıklamaları. Şöyle ifadesi, ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır, İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz'da milli beka, zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar Fetö'nün kurşun askerleridir diyor. Şimdi e, CHP yedekleri diye de devam ediyor. Şimdi e, Sayın Bahçeli'nin e, bu ifadesini üzülerek dinledim, yadırgadım, kendisine de e, yakıştıramadım açıkçası. Vatandaşlarımızın canı her türlü siyasi mülahaza'nın, her türlü siyasi kaygının üzerindedir. Bu millet için bir canımız var, onu veririz. Bir nefesim kaldığını bilsem de yine bu millet için veririm. Hiç kuşku yok. Ben Sayın Bahçeli'nin de milleti birbirine kırdıracak, kardeş kavgası çıkartabilecek bir değişikliğe rıza göstereceğini düşünmüyorum. O yüzden Sayın Bahçeli kendisi bilmeyebilir bu konuyu alanı değildir. Lütfen kendisine cevap verebilecek. Yanlış düşünüyorsunuz içeriği bu böyle değildir diyebilecek insanlar mutlaka vardır, yoksa da olmalıdır zaten. Bir öyle bir hukukçu bulsun. kendisini anlatırlar o 15 Temmuzla ilgili sanıyor madde evet. madde okumamıştır büyük ihtimalle duygusal bir o yani 15 Temmuzla ilgili sanıyor. 251 şehidimiz vardır. Hepimizin şehididir, milletimizin şehididir 15 Temmuz şehitleri. O gün tankların karşısına çıkanlar, silahlı kuvvetlerin darbeye karışmayan büyük kısmıyla birlikte saf tutup vatan hainlerini durduranlar bu milletin evlatlarıdır. Başımızın tacıdır hepsi. Şehitlerimiz de yüreğimizdedir. Ve e, kendisini de e, bilgilendirmek isterim. Kendileri de e, kumpas davaların henüz kumpas olduğunu anlamazken biz onlara da bu davaların kumpas olduğunu, e, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve milli tüm unsurları ezmek için bu davaları tezgahladığını söylemiş ve cemaate karşı kendilerini de uyarmıştık. E, şimdi gördüklerine e, inanıyorum. En milli hassasiyetle uyarmıştık. E, Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen parti siyasetini bir kenara bırakın. Oy verdiğiniz partilerin de particilikle değil, milli gözlükle meseleye yaklaşmasını bu olayda talep edin. Bunun şakası yok. Sayın Bahçeli'ye de buradan bir kez daha sesleniyorum. Lütfen konuya milli gözlükle bakacak ve size... Korkmadan, çekinmeden içeriğini anlatabilecek bir hukukçu bulun, anlatacaktır. Yani ben anlatamam, o anlatır. Evet. Öyle yani bir hukukçu mutlaka vardır yanında. Muhakkak olmalıdır da zaten. Mut, olmalıdır. Olmaması evet, eksikliktir. Evet. Mutlaka vardır. Kendisini anlatır. Kardeş kavgasından. Hiç kimse bir menfaat beklemez. Sayın Bahçeli de beklemez. Yeterlidir bence bu açıklama. Ee, o zaman bu konuyu şöyle kapatabilir miyiz? Bir gün birisi karşısına çıkıp sizi FETÖ'cüsünüz ya da FETÖ'nün devamısınız diye suçlayıp size her şeyi yapabilir. Şöyle bir barışçıl barışçıl protesto hakkınızı kullanıyorsunuz. Evet. Elinize pankartları aldınız. Sessiz bekliyorsunuz, oturuyorsunuz. Ee, ya da işte e, kıdem tazminatın verilsin diyorsunuz. Kadına şiddete hayır diyorsunuz. Ee, ne bileyim işten kovamazsın beni diyorsunuz, taşerona hayır diyorsunuz, atanmayan öğretmenler atansın diyorsunuz, ee, asgari ücreti az buluyorsunuz, açım diyorsunuz, geçinemiyorum diyorsunuz, toplandınız. 10 kişi, 100 kişi, 500 kişi toplandınız. Ee, oradan da ee, höh Çıktı. Ee, kıyafetli adamlar geldi. Bunlar dedi 15 Temmuz'un devamını istiyorlar işte dedi. Bezbol sopalarını çıkardılar, tabancalarını çıkardılar, pompalı tüfekleri çıkardılar. Ondan sonra dediler ki vallahi billah biz 15 Temmuz'un devamı e, bunlar diye düşündük. O yüzden vurduk dediler. Şimdi bu madde tazminat bile ödemezsin diyor. Yani e, şimdi bir açıklama da hükümet kanadından ya yanlış uygulama olursa e, düzeltiriz dedi. eee Beyefendiler, hanımefendiler diyemiyorum çünkü beyefendiler söylüyor bunu. Beyefendiler Kesinlikle. yanlış uygulama dediğiniz insanların beyzbol sopa, kafa, sopasıyla kafalarının patlatılması ölmeleri, e, şaka şakana ensesine kurşun sıkılması evet. evinin barkının basılması. Yanlış uygulama bu. Yargının uygulamasından bahsetmiyoruz. Geri biz dönüşü burada. olmayan. Yargının şey. uygulamasından bahsetmiyoruz. Yani hakim yanlış uygularsa değil burada. Siz bunu sivillere yönelik bir e, cezayı e, sorumsuzluk olarak getirdiniz. Para bile ödemezsin, tazmin bile etmek zorunda değilsin diye getirdiniz. Bunu. O yüzden bunun yanlış uygulaması insanların canıyla olacak. O yüzden e, lütfen yani siyasi particilik yapmayın da bunu değiştirin. Evet, Sayın Feyzoğlu, Şimdi öne çıkanlardan biri de bu mahkumlarla ilgili tek tip e, kıyafet tulum. Ama aslında onu da e, değerlendirelim kısa geçelim ama benim merak ettiğim Geride kalanlar, yani ne arka var. planda ne ne var bu KHK'larda başka çok Şimdi ciddi. teşekkür ederim. Önce fırsat verdiniz e, ve son derece önemli bir görev görüyorsunuz burada. E, tüm Türk basınına aslında teşekkür ediyorum. Siz de öncülüğünü yaptınız. Her zaman bunun öncülüğünü yapıyorsunuz. E, bu dönemde e, doğru haber vermek e, kolay değil. E, o sebeple e, gerçekten... E, bir vatandaş olarak size teşekkürlerimi sunmak istiyorum Teşekkürler. e, bu vesileyle. E, tek tip elbise e, nasıl takdim edildi kamuoyuna? Hatırlayalım isterseniz. Ben e, bütün hayatım boyunca bunlarla mücadele ettim, bu terör örgütleriyle. E, 2010 değişikliği öncesinde bu kumpas davalar başladığında ilk uyaranlardan, e, televizyonlara o zaman çıkmak mümkün oluyordu, bunları anlatıyorduk. Evet. Ondan sonra e, 2010 de, e, anayasa değişikliğinin yanlış olduğunu e, anlatmak için çok ciddi çaba sarf ettim e, bir hukuk e, öğretim üyesi olarak o tarihte 2009 e, 2010 e, zamanı o tarihte 2010 anayasa değişikliği e, çok iyidir harikuladedir diyenlerin yarısı ya tutuklu ya kaçtı. Kalan yarısı da 2010 yasa değişikliğinin nasıl yanlış olduğunu anlatıp FETÖ'ye küfretmekle meşgul. Benim karşımda ne kadar e, harikulade, ne kadar demokratik, sen e, statikocusun, sen demokrasiyi istemiyorsun, e, sen askeri vesayetçisin diyenlerden söz ediyorum. Sonra açılım süreci oldu. Bakın, sonra açılım süreci oldu. Öcalan'ın mektubu e, böyle barış şarkılarıyla falan okunuyor. Dedim, bir saniye, Türkiye toplumsal barışı e, bulmak zorundadır. Mutlaka biz vatandaşlarımızın hepsini kucaklamak zorundayız. Ama bu mektup e, yabancı istihbarat servisleriyle birlikte yazdırılmış. Bu mektup e, barışı değil... Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta iç savaşı, Türkiye'nin de içine sürükleneceği bir iç savaşı aslında haber veriyor. Neyine seviniyorsunuz bunu? Okudunuz mu seviniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dedim. Habur mahkemeleri, çadır mahkemeleri kurulmuş, ben pişman değilim diyen teröristler içeri alınmış falan. O tarihte de uyardık. Yani PKK'ya karşı diz çöktüğü görüntüsü verilerek bir, evet. bir huzur sağlanamaz. Yapmayın etmeyin dedik. Dolayısıyla en milli saiklerle hislerle Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için mücadele ettik hep. Ama nasıl bir devlet? Vatandaşın güvenini, huzurunu, refanı, kanun karşısındaki eşitliğini güvence altına alan bir devlet için. Şimdi dolayısıyla bu cümleden olarak bugünkü uyarılarımızın ciddiye alınması gerekir çünkü biz aldatılmadık evet. e, Aman aldanmayın Aldanmadık. aman aldanmayın diye uyaranlardan olduk hep e, bunu söyledikten sonra e, şu cümlenin daha anlamlı olduğuna inanıyorum bu e, Fethullah Gülen ve e, örgütü e, ve bölücü terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri Dhkpcsi falan bu tek tip elbise çıktı diye birbirlerine sarılıp sevinç gözyaşlarıyla bayram yapıyorlar. Bundan daha çok isteyecekleri bir şey olamaz. Neden? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı tek tip elbiseyi e, gündeme getirirken yok öyle dedi. Suçlular haddini bilecek dedi. Biz öyle dedi e, şey davranamayız bunlara dedi. Hadlerini bilecekler dedi. Hey. Eyvah dedim. On binlerce avukatın, hakimin, savcının, e, polisin, jandarmanın e, terörle mücadele e, kapsamında değerlendirilmesi gereken bütün fedakarlıklar gitti bir anda gitti. Neden? Çünkü zaten bu terör örgütleri dünyaya Türk yargısı güvenilmez, Türk yargısı ön yargılıdır diye anlatmaya çalışıyor. Başka hiçbir delile ihtiyaçları yok. Hakimler, savcılar kurulunun atanmasından sorumlu olan bir kişi var Türkiye'de. Tüm hakimlerin bağlı olduğu kurulun atanmasından sorumlu bir kişi var. O hakimleri atayan kişi diyor ki, suçlular hak ettikleri gibi muamele görecekler diyor. Ya Rabbim dedim, bundan sonra hakimlerimiz, mahkemelerimiz ağızlarıyla kuş tutsalar, yüzde yüz doğru da karar verseler, dünyada biz peşin hükümlü olarak zaten suçlu diye damgaladıklarımızı usulen laf olsun diye yargılayan bir devlete dönüştük dedim. Ve tek tip elbise geldi. Nerede var? Guantanamo'da var. ABD'de var dedi Guantanamo'da var. Guantanamo e, hukukunu herhalde Türkiye e, uygulamayacak. Yani Kudüs'e geldiğimizde e, ABD hukukunu ve de ABD'nin uygulamalarını lanetle yerin dibine sok. Ondan sonra da ABD'de var diye bu uygulamayı e, Metet, Bu uygulama e, yargılamayı formaliteye indiriyor. Hı. Formalite çünkü yani suçlu zaten. zaten. Biz suçlu olduğunu bildiğimiz insanları e, öylesine yargılıyoruz. Ve zaten önceden biliyoruz kimi mahkum edeceğimizi diye usulen böyle laf olsun diye bir yargılama görüntüsü veriyor tüm yargıya haksızlık. Yani dediğim gibi avukata, hakime, savcıya haksızlık, o çalışmaları yapan polise e, haksızlık. Şimdi e, bu fezlekeleri hazırlayanlar, terörle mücadele eden e, binlerce kişi Türkiye'de. Yani hiç yanlış yapılmadığını iddia edebilir mi? O zaman niçin yargılama yapıyoruz? Yani suçlama sadece suçlama suçluluğun e, delili olabilir mi? Suçladınız, tamam şimdi yargılayacaksınız. Adil yargılama. Ve bakınız Bizim Cumhurbaşkanına şahsen de söylediğimiz, kürsüden de söylediğimiz bu bu terör örgütleri bizim yanlış yapmamızı bekliyorlar. Yanlış yaparsak onlar kazanacaklar. Teröristle mücadele çok açık söylüyorum. Ben öyle romantik yanağında güller açan falan biri değilim. Terör teröristle mücadele silahlı olur. Silahlı terörist varsa karşınızda silahlı mücadele edersiniz. Ama Terörle mücadele akıllı olur. Akıl bize diyor ki, teröristle vatandaşı birbirinden ayırabilmek için, teröristle masumu birbirinden ayırabilmek için adil yargılama yapacaksın diyor. Adil yargılama yapabilmek için yine aklımız bize diyor ki, kürsüye peşin hükümle çıkarsan, insanlara peşinen sen suçlusun. Ama hadi bakalım yine de seni yargılıyorum görüntüsü verirsen e, bu inandırıcı olmaz. Teröre yarar, teröriste yarar diyor. Zaten teröristin istediği bu. Terör örgütünün de istediği bu. E, o yüzden fevkalade yanlış olmuştur. Bu Cumhurbaşkanı'nın e, ağzından çıkan bir cümle üstüne olmuştur. Evet. Birisi biliyorsunuz Anladım, bir, bir, bir tişört giymişti. Evet. Bir şey yazıyordu üstünde. Zaten disiplin suçu o. Hakim duruşmanın sevk ve idaresinden sorumlu e, mahkeme başkanı o tişörtle girmeyeceksin, çıkartacaksın öyle gireceksin diyerek almayabilirdi içeriye. Bir mahkeme başkanının rahatlıkla bir talimatıyla önleyebileceği bir densizliğe Nerelere koskoca var. Türkiye Cumhuriyeti kurban edilebilir mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı bir tişört sebebiyle tüm dünyaya ön yargılı, peşin hükümlü diye takdim edilebilir mi? Yapmayın. Yani bu da yanlış olmuştur. Türkiye 20 5 27 sene önce bu yoldaydı. 27 sene önce bu yoldaydı. E, çözmüştük biz bu işi. E, bütün o geçen yıllar ve tecrübeler boşuna geçmiş gibi. Evet. Yazık olmuştur. E, ben düzelir diye düşünüyorum. Bir, bir düşünseler zaten. Ben inanıyorum ki iktidar partisinin içerisinde de e, ya bunu okuduklarında. Ben okuduk okuduklarında ya yani bu keşke olmasaydı diyorlardır. E, i̇mza atan bakanlar bile okuduklarından ne imzadıklarını okumadıklarını eminim. Okuduklarında e, ya yanlış olmuş diyecekler. Teşekkürler. Sayın Feyzo o süremiz çok daraldı. Buyurun. Şimdi ben gözden takalım. siz şeyi anladım. soruyorsunuz bana. Evet. Ee, pardon. Şimdi bakın e, birkaç örnek vereyim evet. size. Türkiye Vakıflar Bankası'nın tüm hisseleri hazineye devrediliyor bu KK ile. Neler olduğunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı atamalarında yeni şartlar geliyor. taşeron işçilerine ilişkin epey bir düzenleme var. Kadroya alınıyorlar. Ama bir ömür boyu biriktirmiş olabilecekleri kıdem tazminatlarından vazgeçip bunu, bunu izne, izin haklarına eklemek. Yani daha fazla tatil yap diyor ama sana para vermem diyor. Türk ordusunun tüm fabrika ve tersaneleri, dikkat buyurun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm fabrika ve tersaneleri Asfat AŞ diye yeni kurulan bir şirkete devrediliyor. Evet, Tabi ee, tabii tabii çok ciddi. Yargıtay ve Danıştay'ın e, tüm hakimlerine, eşlerine ve çocuklarına e, bakmakla hükümlü oldukları çocuklarına milletvekili gibi sağlık hizmeti verilir diyor. Sağlık giderleri ödenir diyor. Helali hoş olsun ama bütün bunların o halle ilgisine biz o hal kayakasından bahsediyoruz. Bunları meclis yapamaz mı? İhtiyaç yok demiyorum, var da demiyorum. Mecliste yapılır bunlar diyorum. yani elbette sarayda kapalı bir kapının arkasında e, bu olmaz. Sonra başka bir husus var. Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu, Danıştaya 16 yeni üye kadrosu. Bunu Cemaat daha önce yapmıştı. 160 evet. üye kadrosu vesaire. Diye. Ne kadar yanlış olduğunu sonradan gördük. Jandarma'nın trafik hizmetleri düzenlenmiş. O ne alakası var. Trafik sıkışıklığı vardı var diye mi biz darbe yaşadık? Sonra bakın savunma sanayi müsteşarlığı Milli Savunma Bakanı'ndan alınıyor. Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Savunma sanayi icra komitesi ki bu Türkiye'nin en büyük, en yüksek alımlarını yapan icra komitesidir. Devlet ihale kanununa tabi çalışmaz. Evet. Yani trilyonluk işler yapar. Sanayi, savunma sanayi icra komitesinin başına Cumhurbaşkanı geliyor. Ee, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde ücretin üst sınırını icra komitesi yani Cumhurbaşkanı'nın ve e, heyetin belirleyeceği şekilde sözleşmeli personel istihdamı geliyor. Olabilir bilmiyorum ama hani e, aylık 50 bin lira maaşla 100 bin lira maaşla bile denilebilir. E, Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar çok e, komite başkanlığına ne zaman vakit bulacaktır bilmiyorum. E, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tüm mal varlığını isterse istediği kadarını Vakıf mütevelli heyeti satabilir diyor Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı Türkiye'nin tüm üst düzey nitelikli askeri yatırımlarının sahibi olan vakıftır şimdi sıkı durum Vakıf mütevelli heyeti başkanlığına Cumhurbaşkanı getiriliyor Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı efendim Roketsan'ın yüzde elli beşine sahip. Havelsan'ın yüzde 99.4'üne sahip. E, e, %99 e Aselsan'ın da yüzde 84.5'ine sahip. Hepsi. Yani Havelsan, Roketsan ha. ve Aselsan'ın e, İsterse mütevelli heyeti, niye istesin ama isterse, isterse tüm mal varlıklarını da kendilerini dahil satabilir diye ol, bir yetki ol, geliyor. Ol. Ve bu heyetin başına da e, Cumhurbaşkanı e, geliyor. Şeker kurumu kapatıldı. Yani şeker kurumu mu e, o hale sebebiyet Sebep vermişti? Oldu. TAPDK kapatıldı, Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu. Kamu ihale kanunu değişti. Kamu finansmanında işte tür, e, varlık fonunun dış borçları üstlenmesi gibi hususlar geldi. Evet. İstinaf mahkemelerinin bozma yetkisi sınırlandı. Yargıtay'ın duruşma yapma yetkisinde bir takım değişiklikler yani var. Yani çok, çok e, çoğaltabiliriz. 135 kanun maddesini değiştiriyor. Evet. Bir tanesi bile o halle ilgili değil efendim. o sebeple ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Yani bugünden tezi yok. Yani bir saat sonra falan e, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında bakanlar kurulu toplanmalı, sivilin e, istediği kişiyi katletmesine izin verecek şekilde e, yorumlanacak, algılanacak. E, malum madde bir kere bir KK ile kaldırılmalı. Evet. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Derhal kaldırılmalı. Ama onun ötesinde e, mesele şudur: 15 Temmuz'da bu millet e, milli iradeyi korudu. Parlamentosunu korudu, canıyla e, korudu. E, biz e, millet olarak sarayda KHK yapma yetkisini korumadık. Evet. Milli iradeyi koruduk, demokrasiyi koruduk. Bu demokrasi değil. değil Bu demokrasi değil. E, o sebeple e, milletvekillerinin kendilerine bizim e, varlık sebebimiz nedir? Biz niye buradayız demesi lazım. Meclisin böyle bir ortamda tatilde olmasını biz kabul e, edemeyiz. Meclis her derhal olağanüstü toplantıya gitmeli ve tabii Anayasa Mahkemesi tam 26 yıllık içtihadından bir senede dönmüştür. E, o halle ilgisi olmayan hükümleri iptal yetkisini kendisinde görürken Şimdi ben Anayasa Mahkemesini tatile çıkarttım diye bir KHK çıksa iptal edemez e, olmuştur. Evet. Derhal bu vehameti görüp e, iptal etmelidir. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz çok, Sayın Feyzoğlu. Çok teşekkür ederim ee, efendim. Sağ olun. Bilinmeyenleri de paylaştınız sizinle e, Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler e, yayınımızın bu akşam sonuna geldik. Yarın saat 18'de buluşmayı umurumda ediyoruz. Hoşçakalın.